Herkese merhabalar Ezber Bozan TV ekranlarından. Bugünkü konuğumuz Kenan Kolday, sevgili dostum benim. Bugün çok enteresan bir konuyu konuşacağız, çok güçlü bir konuyu konuşacağız. Enneagram'ı konuşacağız ve Enneagram'ın ne olduğunu, Enneagram tam olarak nedir onu soracağız kendisine. Ve ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bu kadar güçlü dedim. Çünkü içinde daha önce sen söylemiştin, Sufizm, ezoterizm, Budizm, modern psikoloji hepsinin harmanlandı. Bambaşka bir öğreti var. Bu öğreti nedir? Enneagram nedir? Bizlere anlatır mısın? Çok teşekkürler Hakan'cığım. Hem yakın zamanda gelişen güzel dostluğumuz hem de bu şekilde kanalında bana imkan tanıdığın için. Enneagram gerçekten önemli, özel bir konu ve Türkiye'de az bilinen bir konu. Ben bilhassa bunun üzerine konuşmak istedim. Çünkü benim hayatımı değiştiren şeylerden birisi. Hatta şöyle anlatayım, biraz bir teaser yapayım. 1999 yılında yaşadığım bazı şoklar beni kendi içsel yolculuğumda apayrı bir yere çekti ve ondan sonrasında ben yoğun bir şekilde inanç, bilim, felsefe, doğu batı, geçmiş yani kadim ve modern her türlü şeyi incelemeye başladım. Her yere girip çıkmaya başladım ve yıllar sonrasında 2008 yılında karşıma Enneagram çıktı. Okudum, dedim ki ya ben bu şeyler karşıma çıksaydı ben bu kadar zaman kaybetmezdim dedim. Ama şu da var. Ben eğer o zamanı kaybetmek değil, o zamanı kullanmasaydım, o zaman belli şeyleri araştırmasaydım bunun değerini anlayamazdım. Çünkü zaten 6 ayımı aldı. Bu bir insanın kendini ve diğer insanları tanıma sistemi. Modern bir sistem. Modern psikolojiyle ezoterizm, gnostisizm, budizm ve diğer başka şeylerin, mistisizmin, hermetizmin bile ki 4. el ekolü var, sen de onunla ayrıca çekeceğiz. Hani 4. yolda ezoterizm konusunu konuşanların mutlaka bilmesi gereken bir sistem. Bütün bunları harmanlamış olan çok özel bir sistem. Ve güzel olanı altında çok ciddi bir psikoloji bilimi yatıyor. Yani psikoloji bilimini alıp bunları yedirmişler. Sufizmle de ilgilenmiş, Türkiye'de yaşadığı bir süre yaşamış bir Amerikalıyla daha böyle kendi içine dönük, iç dünyasının dışına çok çıkamayan bir psikolog, inanılmaz deha bir zihnin buluşmasıyla tamamen dünyaya yayılmış olan bir sistem. Ve daha çok şu an Amerika'da biliniyor, Avrupa'da biraz biliniyor. Şöyle söyleyeyim hatta, insanları sınıflandırmak dersek yanlış olur. İnsan, biz şimdi bir şeyleri anlamak için sınıflandırmamız gerekiyor. İnsanların tipolojisini çıkartıp bunu sadece o klasmanlar içinde inceleyen değil, aynı zamanda insanların çeşitli o dinamik durumlarına göre 4096 tane kombinasyonu açıklayabilen eşsiz bir sistem. Tabii ki insan inanılmaz bir manzume, inanılmaz bir detay. 4096 nedir ama bugün baktığınızda insan kaynaklarının kullandığı çok fazla psikometrik testler vardı. Bunlar statiktir. İnsan sadece hani o kişilik anlattık ya önceki videolarda, o suretinin biraz bir altındaki katmanı anlatabilir. Genelde %84 ila %88 arasında doğruluk alanları vardır ama sadece belli alanlar için insan değişkendir, dinamiktir. Hele insanın bir de bilinç mertebeleri vardır. İşte Sufizm'de anlattığımız o nefsin mertebeleri, bilinç mertebeleridir. Bütün bunları hepsini alan dinamik bir sistem benim gördüğüm tek tük sistemlerden birisi. Buna yakın human design'i gördüm ama açıkçası benim için Enneagram daha detaylıdır. O yüzden de sadece insanın kendini tanıması, bilmesi anlamında değil, aynı zamanda ruhsal tekamülünde ilerlemesi için, özüne varması için muhteşem bir yol haritasıdır. Yani okuduğunuzda eziyor ya, yani okuduğunuzda bu kitap ezer, bu sistem sizi ezer. Çünkü hani cemalinizle, celalinizle böyle ayna olarak gösterir. Sistem iyi çalışıyor. Ben bunu yaşadım, gördüm. Benim liderlik, üst düzey yönetim liderlik serüvenimi, hayatımı değiştirmiştir koçlukla beraber. Çünkü insanların doğasına, fıtratına göre görev vermeyi, doğru şekilde motivasyon edebilmeyi, herkesi on numara görüp takdir etmeyi bana öğreten sistemlerden biridir. O yüzden hani bunu karşıma çıkaran Rabbime şükür olsun dediğim bir sistemdir. Sevgili Kenan, Enneagram'ın dünyada kullanımı nasıl? Nerelerde kullanılıyor? Nedir yani? Şimdi dünyada
kullanımı ile alakalı ben bir iki tane elimde şey var. Onu paylaşmak istiyorum izin olursa. Bir kere ben hakikati arayışta üç tane boyut görüyorum. Bir tanesi bu Dharma dediğimiz evrensel hakikat. Diğeri Svadharma dediğimiz, yani Hinduların anlatımıyla insanın yaşam amacı. Diğeri de insanın hakiki insan olmakla alakalı bu Arete Sofya. Bir kere bu yolculukta kendimizi, farkları ve farklılıkları dışarıda ve alemi anlamada ve ruhsal boyutu anlamada bu inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Çünkü gerçekten insan bu, burada gösterdiğim gibi bir buzdağı, sadece tepesini görüyor. Fakat bugün dünyada kullanımı anlamında FBI ve CIA suçları ve teröristlerin kişilik profillerini anlamak, tepkilerini öngörmek için bunu kullanıyor. Yani sistem bu kadar çalışıyor. Çok büyük üniversitelerde ki Stanford, Yale'i ben biliyorum. Daha fazlarında da duydum ama açıkçası not almadım. Buralarda ders olarak okutulabiliyor. Yani mesela Lostis'i vardı ya, oradaki karakter enagram ile yaratmışlar. Biraz açalım istersen nasıl yapmışlar? Yani şöyle söyleyeyim, benim şu an yazmakta olduğum bir lider kitabı var. Evet. O lider kitabını da ben enagramdaki şekilde tasarlıyorum. Çünkü bir kitap yazarken, film yaparken gerçekçi hale getirmeniz lazım ya karakterleri. O yüzden de bir kere karakterlerin içsel bir döngüsünün olabilmesi lazım. Belli karşılıklı zorluklarla karşılaşacaklar, çatışma yaşayacaklar, o çatışmayı çözecekler. Bunun gerçekçi olması lazım. Ya gerçekte tanıdığınız insanlardan öykünürsünüz ya da hayali karakterlerde enargan gibi çalışan modellerle şey yaparsınız. Çünkü insanın stres anında, mutluluk anında nasıl tepkiler verebileceği, içindeki herkesin kendi fıtratına göre, herkesin fıtratına göre altını çiziyorum, aynı olaya nasıl tepkiler vereceğini çok güzel anlatan bir sistem. Doğal olarak karakterinizi böyle kurgularsanız daha gerçekçi olur. Çünkü hayatı modellemek için başarılı bir sistem. Bu sistemi kullanarak senaryoyu yazmışlar diyorsunuz, öyle mi? Aynen öyle. Ay, ve Lost dışında başka diziler de var. Yani şu an aklımda değil. Birileri anlatmıştı ama mesela Lost'u almışım, not bir yere koymuşum. Değişik bir sembol, anlamı nedir? Sembolle alakalı da şöyle bir şey yapalım. Yine ben sembolle alakalı bir paylaşımda bulunacağım. Çünkü sembolün üzerinde birazcık durmamız gerekecek. Sembolümüz bu. Bir tane mandala var. Ortasında üçgen. Ondan sonrasında da birbiriyle şu şekilde gidip gelen bir şekil. Bunu üçe ayırmamız gerekiyor. Şimdi yuvarlak mandala kadim zamandan beri esasında hani dile söze gelmeyen, yüce yaradanı simgeleyen. O yüzden zaten Mu'da güneşi almışlar, sembolize etmişler. Ya da Atlantis'te hiçbir şekilde Allah'ın o zamanki işte daha anlatımıyla seküler bir şekilde Yüce Yaradan'ın bir nevi ismini dile almadıkları için şekillerle. Esasında bu bir nevi bir evrensel mandal olarak tekniğin bütünlüğün bileşimin sembolüdür. Ve her şeyin bir başı sonu olduğunu, Ouroboros vardı ya kuyruğunu yiyen yalan, evet. Aynı şekilde buradan gelir. Sonsuz yeniden yaratılış döngüsünü falan da anlatır. Üçgen ise Trinity ile alakası yok. Yani Trinity ama bildiğimiz hani Hristiyan üçlemesiyle alakası yok. Yin Yang sembolünü bilirsiniz. Yin Yang'da esasında bir de üçüncü element vardır, pek fazla konuşulmayan. Yin Yang'ı birleştiren dışarıda çemberdir, o bir döngüdür. Yani bu bir nevi Sattva Raja Tama olarak geçer Budizm'de. Yin Yang zıtlığın bir de zıtlıkların dönüşümü ya da birlikten çıkışı vardır. Bunu zaten dinlerde de görürsünüz. İşte Ahura Mazda Angry Manya olarak geçer Zerdüştlük'te. Brahma, Shiva, Vishnu olarak geçer. Kabala'da özellikle Keter, Kokma, Bina olarak geçer. Yani bir nevi içsel simyanın sembolüdür. Bedendeki de üç merkezi anlatır. Baş, Hara ve de kalp. Ki Hara mesela uzak doğu sanatlarında çok önemlidir. Özellikle enerjinin bu oluştuğu tandiyem, dandiyem diye de geçer. Diğeri de yediler kanunu. Evrendeki her şeyin harikat halinde olduğunu gösterir. Yani şu şekle nereden başlarsanız başlayın. O bir şekilde devamlı olarak diğer tarafa gelir. O yüzden de bu şekil evrendeki tekliği, evrendeki hani teklikten çıkan zıtlıkların oluşturduğu kesreti ve evrende her şeyin dinamik bir denge içinde olduğunu gösteren güzel, değişik bir semboldür. Az önce FBI ve CIA kullanıyor. Biraz açalım istersen. Suçlu takibinde mi, suçlu sorgusunda mı, nasıl kullanıyor? Açıkçası
O detayı bilmiyorum fakat beni orada okuduğum başka şeylerde şöyle Obama Bin Laden peşindelerdi ya da bir başka kişinin peşindelerdi. O peşinde oldukları kişilerin hangi durumlarda nasıl tepki vereceğini bilmek önemli. Çünkü ona göre hani eğer bir kişiyi bilirseniz ve o kişinin içsel dinamiklerini bilirseniz o kişiyi hem manipüle eder hem de aynı zamanda öngörebilirsiniz neler yapabileceğini. Bu tarzda sistemlerle esasında takibi anlamında, yakalama, kovalamacı anlamında istedikleri bir insana daha kolay yaklaşma ya da yeri geldiğinde bir casus göndereceklerse onu manipüle etmek anlamında çok rahat kullanırlar. Hani öyle tarihte manipülatör insanlar var ki aklınıza alır. Yani yanınızda olur, hiç beklemediğiniz şekilde sizi manipüle eder. Yapmayacağınız şey yaptırabilir. Yani ben bu işin içinden gelen bir insan değilim ama bunu düşününce diyorum ki adamlar böyle bir sistemle karşılaşmışlar. Görmüşler, değerini anlamışlar. Ha demişler biz bunu kullanalım. Yani çalışan bir sistem olduğu için yani bunun cemali değil, celali kullanımıdır bu. Ha, ama tabii ki bir teröristi yakalamak için yeri gelen Obama Bin Laden gibi evet o zaman da çok doğru kullanımıdır. Hani diyorum ya yine elimizdeki araçları nasıl kullandığımız önemli. Gerçekten kötü insanları yakalamak için kullandığında süper ama manipüle etmek için hani toplumu İnsanları manipüle etmek için, iyi insanları manipüle etmek için kullanırsa da kötü. Hani işin içinden gelmediğim için şu an çok uzaktan söyleyebileceğim bu. Bunu bana hissettirdi okuduğum zaman onlar. Bu tekniği nasıl kullanabiliriz diye sorarsak eğer, ben şunu söyleyebilirim. Kendi hayatımdakileri bazı örnekler vereyim. Çünkü ben bu arada Enneagram ilgili de küçük bir kitap yazdım. Ondan sonrası orada da aynı şeyi düşünmüştüm. Nasıl acaba insanlar kullanabilir? Bir kere kendi hayatımda örnek şu. Kendimi tanıma anlamında, kendi içsel haritamı çıkarmak anlamında yani Kenan'ın artıları eksileri nedir, gelişim fırsatları nedir bunları çıkarmak anlamında bir kere bana inanılmaz bir derinlik verdi. Çünkü öyle bir harita ki o haritanın içinde yani yılların getirdiği benim belki yılları alacak bir sürü hap var. Hani ben bir erdemler listesi çıkarsam belki yıllarımı alır o listeyi zaten orada görüyorsunuz. Artık kendi fıtratımla alakalı bilgi sahibi olmam. Hani kişilik ayrı, fıtrat ayrı dedik yani mizaç. Kendi mizacım ve fıtratımla alakalı bir sürü bilgi verdi. Onun dışında koçluk yaptığım insanlarda o insanların kişilik tarzları, fıtratlarını anlamak ve onlara göre onları doğru şekilde kendi kararlarını almalarına aynı olmak. Çünkü koçluk yönlendirmek değil sadece kişiye aynı olmaktır. O aynayı olmamı sağladı. Liderlik anlamında kişileri mesela bir enneagram üçü yani tribini oynayan bir insanı yani hep takdir için kendini paralayan bir insanı güce tapan enneagram 8 ile olduğu gibi motive edemezsiniz. Ya da içe dönük enneagram 4 ve 5'i aynı şekilde enneagram 3 ile yapamazsınız. Enneagram 7 ehli keyiftir. Enneagram 7'yi yeri geldiğinde daha fazla motive etmeniz, daha farklı motive etmeniz lazım. Aynı zamanda kişilere görev verirken onların kişilik tarzları, fıtratlarına göre görev vermek sizi sonuçta yarı yolda bırakmaktan korur. Aynı zamanda daha hızlı çözüm almanı sağlar. Artı insanları doğru, yani doğru işe doğru insan almak vardır. Doğru işte doğru insanı kullanmak gibi. Mesela ben iş hayatımda birçok çapraz fonksiyonlar arası yöneticilerimi değiştirdim. Hatta bir önceki çalıştığım firmada diyorlar sen neden bunu yapıyorsun? Diyorum ki insanlara fırsat veriyorum. Biri bana fırsat verdiğine göre ben de veriyorum. Ya nasıl yapıyorsun? Neden yapıyorsun? Neden yapmayayım? Yani biri bana fırsat verdi. Hani anlatamıyordum Amerikalı patronlarımı. Çünkü gerçekten onların yeteneklerine, fırsatlarına, potansiyellerine göre tek başıma da karar vermiyorum. Onları beraber ortaya çıkartıp yani ya ben burada bu yeteneğim olduğunu bilmiyordum diyen çok insanla karşılaştım. Çünkü insanlar kendilerini bilmiyorlar. İşlerini potansiyeli bilmiyorlar. Bütün bunlar işin hani daha renklendirmesi için hayatta gerçek anlamda hani bu sistemin çalıştığını bana çok net gösterdi. Ruhsal tekamül tarafı ise o apayrı. Dediğim gibi sistem çok geniş araçlar veriyor çünkü. Hani bir de mesela benim nerede nasıl tepki verdiğimi tam bilmediğim ama gözlemlediğim ama tam kelimelere dökemediğim ya da böyle çok kompleks durumlarda zorlandıklarım tak 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 bana harita olarak verdi. Şimdi bu sistem hızlandırıcı bir sistem o yüzden. Sadece anlaşılması biraz zor, çabalamak gerekiyor. Benim 6 ayımı aldı. Peki Kenan, tarihçesine dönecek olursak, tarihçesi hakkında neler söyleyeceksin? Şimdi tarihçesiyle alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere
Eflatun'u hepimiz biliriz. Eflatun'un kendi metinlerinde anlattığı iddiaları vardır. Özellikle bütün beşeri alemdeki yaratılmış olan her şeyin bir göksel, daha ideal oluşumların, varoluşlarının iz düşümü olduğunu söylüyor. Yani bir öte alemde ya da göksel alemde her şey mükemmel yaratılmıştır. Onun da burada kusurlu iz düşümleri vardır diye düşünebiliriz. Ve daha sonrasında enagram fikrinin ilk olarak neoplatonizm akımının kurucusu olan Ammonios Sakkas'ın öğrencisi Platonist tarafında görüyoruz. Şimdi Ammonios Sakkas az bilinen bir kişiliktir. Kendisi hamal olarak görev yapıp aynı zamanda da İskenderiye'de mürşitlik yapan çok değişik bir kişilik. Platonus bu onun öğrencisi olduğu dönemde bu fikirlerden etkileniyor ve Eflatun'un bu idealar fikrini de yavaş yavaş işte varoluşun vazgeçilmez, değişilmez parçalarını anlamak için, ilahi şekilleri oluşturmak için ortaya çıkartıyor. Ki Platonus'un yaşadığı zaman da milattan sonra 3'lerdeydi. Eneatlar adlı bir kitabı var ve zaten burada bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kendisi öğrencileri de daha sonrasında dolaşıyorlar, ediyorlar ve Anadolu'ya kadar her yerde anlatıyorlar. Hristiyanlığın özellikle yükselmeye başladığı Roma'daki dönemde hemen tabii Hristiyanlara zulmediliyor ve özellikle bir grup çöl pederleri diye Mısır'a kaçıyorlar. Mısır'da bunlara kilise babaları, çöl pederleri, onlar müzevi hayatı yaşayarak bir nevi bunları bu ilahi şekilleri, yani bir nevi ilahi şekilleri, 9 şekli anlamaya çalışıyorlar. Ki bu yavaş yavaş öncesinde 9 günaha dönüşüyor, yani ilahi bütünlükten nasıl 9 şekilde düştüğümüzü ve 9 tane öncesinde ölümcül günü olarak anlaşılıyor. Daha sonrasında da 7'ye indiriliyor ve işte öfke, kibir, kıskançlık, açgözlülük, oburluk, ihtiras, miskinlik diye Hristiyan sembolizmasına ve aynı zamanda inancına giriyor. Ve daha sonrasında George Ivanovich Gurdjieff diye bir adam ortaya çıkıyor. Bu adam Türkiye'nin Kars şehrinde doğuyor. 1877'de doğuyor. Aynı ben zamanda onu soracaktım. Gurdjieff'le alakası ne diye. Evet. Bu önemli. Bunun alakası var. Çok alakası var. Bu tarafını kısaca geçeceğim. Çünkü zaten Gurdjieff'i 4. yolda konuşacağız ama Kars'ta doğuyor. Kars İpek Yolu'nun üzerinde çok fazla bilgi var ama ben nereden geldim, nereye gidiyorum, ben kimim, ne için buradayım sorularına cevap alamıyor. Yani o zamanlarda bir grup kuruyor. Gerçeği arayanlar diye 21 kişi, 16 erkek, 5'i kadın ve bunlar diyorlar ki biz dünyayı dolaşalım, yılda bir de toplanıp biz bilgilerimizi birleştirelim. İnanılmaz bir şey. 1800'lerin sonu, o zaman Osmanlı'nın zor zamanları, her yer ajan kaynıyor falan. Bunlar bunları yapıyorlar ve kendisi bir arkadaşıyla, ki bu 21 kişinin çoğu yollarda telef oluyorlar. Fakat bir süre sonra bu bir arkadaşıyla önce Irak'a gidiyor. Irak yolunda bir şeyler oluşuyor ve İzmir üzerinden Mısır'a gidiyor. Mısır'da yavaş yavaş bazı şeyleri ararken bir harita karşısına çıkıyor. Bir Sarmuk tarikatı diye Afganistan'da bir tarikattan bahsediyor. Özellikle de Luxor Tapınağı'nda bu Üçler Kanunu'yla, hani Trinity'nin arkasındaki gerçek olan o Üçler Kanunu'yla alakalı bilgiler ediniyor. Bir Rus iş adamıyla karşılaştıktan sonra mesela orada da fikirleri oluşuyor. O da o Sarmuk tarikatından bahsediyor Afganistan'da. Ve mesela orada bir harita buluyorlar. Buldukları harita 2500 yıllık Sphinx var haritada ama şey yok. Piramit yok mesela falan gibi. Yani ki bugün de Sphinx'in piramitten eski olduğunu, üzerindeki o yağmur izlerine bakarak söyleyen bazı bilim insanları var. Ve bu adam Gurdjieff Sarmuk Okulu'na gidiyor. Orada kalıyor. Ondan sonrasında işte enagramın alt tabanı, tam enagram olarak denmeyecek bir şeyle karşılaşıyor. Daha sonrasında onu yavaş yavaş Rusya'da kendi öğretmeye başlıyor. Ospensky diye elitlerden, aristokratlardan birisiyle tanışıp yavaş yavaş dersler veriyor ama daha sonrası İstanbul üzerinden bu Bolşevik devrimle beraber Fransa'ya, sonrasında da Amerika'ya kaçıyor. Ve bu adamın enagram ile kendi yakınındakilerini anlattığı şey benliğin kilidini kırmak diye bir şey anlatıyor. Fakat burada anlattığı şey, dördüncü yolda anlatacağız daha fazla ama bir nevi yani dördüncü yol diye bir ekolü bu adam oluşturuyor ve yoginin yolu, keşişin yolu, fakirin yolu diye üç tane ayrı tekamül yolu var.
Fakat bunların hepsinin birlikteliği olması lazım deyip dördüncü yolu oluşturuyor. Tabii bunun biraz cılkını da çıkartmışlar. Beşinci yol diyenler falan da var ama bu iş esasında bir nevi Gurdjieff'le oluyor. Fakat Gurdjieff'in anlattıklarını çok güzel şekilde özetleyen ve ileri götüren birkaç insan var. Şimdi enagram, enea ve gramos kelimelerinin birleşiminden geliyor Latince'de. Dokuz anlamına geliyor enea ve yazmak anlamına geliyor da gramos. Şimdi Gurdjieff'in bu benliği kilidini açmak kısmı psikolojinin ilgi alanında ve 1950'lerde Oscar Ichazo, Bolivyalı bir psikolog, protoanaliz diye bir sistem öğretiyor ve ego sabitlenmesini işlerken enagramdan yararlanıyor. Buna da enagonlar diyor. Ve yaptığı işte kişilere istatistiksel analizler, surveyler vererek enagram sembolünün, o gösterim sembolünün yavaş yavaş kişiliklerle ilişkilendirilmesini sağlıyor. Ve daha sonrasında onun öğrencisi Claudio Naranjo ortaya çıkıyor. Ki bu kişinin de esasında çok değişik bazı çalışmaları var. Bunlar da ayrı mesela konular. Ve Claudio Naranjo ise enagramı psikolojik fikirler bağlamında, hani o bahsettiğim ezoterik sistemi tamamen psikolojiye yediriyor. Ve ta ki 1980'de benim o bahsettiğim Rassasın, Don Risso, benim eğitim aldığım kişiler, onlar bu işi artık modern psikolojiye ilişkilendirip daha sonrasında da hatta Sufizm'den etkilenip Sufizm'deki o nefsin mertebelerini bilinç mertebeleri şeklinde sisteme yedirmelerine kadar. O yüzden de sistem gerçekten bayağı sağlam psikolojik tabanları oturmuş durumda. Ama sistemin bu kadar çalışmasına rağmen önemli gruptaki psikologlar bununla ilgileniyor. Ama bir grup psikolog da diyor ki bu tamamen işte yalancı bilimdir diyorlar. Fakat bu o yüzden tam olarak böyle onu bilim kabul edenler de var, bilim kabul etmeyenler de var. Ama bugün psikoloji aleminde Amerika'da çok ciddi olarak Rassasın, Don Risso eğitimleri, seminerleri alan insanlar. Don Risso vefat etti 2-3 sene önce ama hala Rassasın var. Ve bütün psikoloji dünyasını çok ciddi etkilemiş olan bir sistem, özellikle de kişisel gelişim dünyasını. Klasik ve modern enagram arasındaki fark ne? Klasik ve modern enagram arasındaki fark, biraz önce bahsettiğim modern enagram, Rassasın, Don Risso'nun bir nevi bu modern psikolojiyle klasik enagramı yorumlaması. Klasik enagram, o bahsettiğim mandala ve çevresindeki 9 tane kişiliği anlatan, yani insanı 9 tane sınıfı ayıran daha basit bir sistem. Ancak enagram dediğimizde modern ekolü insanın yeri geldiğinde stres anında nerelere gittiği, mutlu olduğunda hangi ekole çöktüğü, kendi içindeki o bilinç mekanizmaları ve daha fazlasını veren, yani klasik enagram tamamen bir sınıflandırma aracıyken dinamik enagram diyeceğim modern ekol ise başlı başına yaşayan bir sistem. Yani insanı baştan başa birebir her an be an yaşamını anlatan, insanın tepkilerini açıklayan bir harita, öyle söyleyelim. Bir nevi insanın kodu diyebiliriz. Üstad, peki enagram bir tipoloji ise insan manzumesini nasıl tanımlar? Vallahi insan manzumesini şöyle tanımlar esasında. 6 tane tanımlayıcı unsuru var. Diyor ki, birincisi diyor, her insanın bir kişilik tipi vardır diyor ve o kişilik tipi doğumla beraber bir eğilimidir, mizacıdır ve insanın o kişilik tipi hayat boyu değişmez diyor. Aynı zamanda bu 9 tane şeklinden bahsettik ya, yani sağındaki solundaki kanatlardan da etkilenir diyor. O yüzden kanatları da anlamak lazım diyor. Ve insanın kişilik tipi aynı olsa da insanın mutlu ya da mutsuz olduğu zamanlarda başka bir kişilik tipine dönüşümü vardır, geçici olarak diyor. Ve bunu çok güzel anlatıyor ve kendimde görüyorum mesela ben bunu. Ve aynı zamanda insanın bu id dediği Freud'un güdüleri, 3 tane güd tanımlıyor, güdü tanımlıyor. Bu 3 güdüyle nasıl insanın güdülendiğini ve kişilik tipini nasıl etkilediğini gösteriyor. Ve bunları yaparken de diyor ki insanın hani baş, kalp ve hara olmak üzere hani 9 kişilik tipi üçer üçer 3 tane merkeze bölünmüştür diyor. Hani bazı insanlar zihin baskındır, bazıları kalp baskındır, bazıları da hani iç güdü baskındır. Hani iç güdülerini izlerler diyor. Bunu bu şekilde açıklıyor. Diğeri de bence çok önemli. Şu ana kadar bu sağlık seviyelerini görmedik. Hani
bilinç mertebeleri diyeceğimiz tasavvuf gibi birkaç ekol daha var böyle hani insanın bilinç mertebelerini anlatan. Tasavvuf nefsin mertebeleri diyor. Mesela Rinzai ekolünde Zen'de 10 tane fil olarak geçiyor. Aynı şekilde Budizm'in çeşitli kanallarında farklı şu an ismini hatırlamamış şekillerle geçiyor. Ama bunu mesela en güzel anlatan benim şu ana kadar bulduğum tasavvufta. Fakat bunu bilimsel olarak anlatan en iyi bulduğum da bu. Buna sağlık seviyeleri diyor. Ben bunu bilinç seviyeleri diyorum. Bu 6 tane tamamlayıcı unsur ile bir nevi enneagram insan manzumesini anlatmaya çalışan bir sistem. Üstad peki enneagram tipimizi bilmek bize ne katar? Enneagram tipimizi bilmek ne katar? Güzel soru çünkü bir kere kendini bilmekten bahsediyorsak ilk iki videomuzda da ne dedik? Bizim amacımız kendimizi bilmek. Düşünsenize birisi size diyor ki ya Hakan'cığım diyor biz kusura bakma sen doğarken unutmuşuz da bize esasında senin aynı zamanda kullanım manuelini de verdik diyor. Ya da işte ya Kenan annem diyor ki işte ya senin kullanım manuelinde gelmiş diyor. Bakın ben unutmuşum sana yıllardır vermeye. Güzel olmaz mıydı? Açıyorsun bakıyorsun. Ay bende bu da varmış ya bu potansiyelim de varmış. Ya da ya buralarda evet biliyordum bak buralarda bundan dolayıymış. Sadece tepkileriniz değil tepkilerinizin altında yatan sebeplere kadar bunu anlatan bir sistem. Şimdi konu böyle olunca enneagramı bilmek insanın kendini bilmesi için tanıma kapısı açıyor. Yani hep halvetilerini diyoruz ya, bul, bil, ol. Bulmak için önce tanıman lazım. İşte kendini tanı, kendini bil, bir nevi ol. Ya da özün ol diyelim biz buna. O yüzden kendi kişilik tipini bilmek bence çok önemli. Üstad peki ileri seviyede kullanımı nasıl oluyor enneagramın? Bir kere enneagramın 9 tane tipi var. Ve bu enneagramın 9 tane tipinde birinci tip reformcu olarak geçiyor. Yani bu tipin amacı, bu tipin yaşam tarzı ilkelidir, amaçlıdır, kontrollüdür ve kusursuzluk peşindedir. Yani hep reform yapmak peşindedir. Yani idealler peşinde koşar. Mesela ben enneagram 1'im. Yardımsever olan ise cömerttir ama ya da ve yardımcıdır fakat bunun amacı kendini esasında göstererek ve yardım ederek kendine yardım edilmesini sağlar. Yani memnun eder çünkü memnun edilmek ister. Ve o yüzden de bu istediği gitmediğinde baskı yapar. Başaran dediğim ki üçüncü tip tribünler oynar. Bunun en güzel örneği Aşil'dir. Hani Troy filmindeki. Her durumu uyabilir, maskelerini çok iyi kullanabilir. En iyi maskelerini kullanandır. Hani bahsettik öz, mizaç, yaralı kişilik, sahte kişilik. Sahte kişilik maskeli halimizdir bizim. Onu en güzel kullanandır. Sonuç için hırslıdır, baskıcıdır, imaj çok önemlidir ve yeri geldiğinde küstah bile olabilir. Bireyci ise, bu arada evet bireyci ise daha içine dönük olan bir kişiliktir. Ama sanatçıdır, ifade gücü çok güçlüdür, romantiktir. İçine dönük olduğu için de çok böyle iletişimci değildir, ketumdur ve kendi içinde gelgitleri vardır. Beş ise araştırmacıdır. Kendi içinde her şeyi önce araştırır, anlar. Dışarı karşı mesafelidir çünkü önce kendi iç dinamiklerini, cevaplarını bulmak ister. Ve devamlı analitiktir. Analitik şen gelir. Analitik olduğu için, araştırmacı olduğu için de yeniliklere her zaman için açıktır. Altı ise sadıktır. Fakat altının sadakati korkudan gelir. Ve en iyi halinde kendini adar, iman doludur. Fakat kendi bulunduğu statükoyu inanılmaz derecede savunur. Çok gerçekten sadıktır. Bir kere bağlandım kolay kolay yoldan ayrılmaz. Ama inanılmaz şüphecidir. Sadece dışarı değil kendine de karşı. O yüzden hani böyle gözüne fener tutulmuş tavşan gibidir. Eğri keyif olan yedi ise vur patlasın çal oynasındır. Bir arı gibi o çiçekten bu çiçeğe gider. Çünkü hayatta bulamadığı mutluluğu hayatın hazlarıyla bulmaya çalışır. Ama çok rahattır, kendinden davranır, çok kolay el yıkayabilir belli şeylerden, çok yönlüdür aynı zamanda. Korkunç eğlencelidir, yani tam bir şeydir, tatile çıkıp 2 ay gezebileceğiniz insandır. Ama o yüzden de dikkati dağınıktır, yani eğlence peşinde olduğu için. Meydan okuyan ise Cengiz Han gibi bir karakter, yani çok özgüvenlidir, hükmedicidir, en zor durumlarda bile yüzleşir. Öfkesinden korkulur. Yeri geldiğinde kine bile dönüşebilir.
Dokuz ise destekleyici, uyumlu bir karakterdir. Barış yapmayı sever. Barış yapmak için yeri geldiğinde yüzleşmekten çekinir. Ve hayattan kopuk ve inatçı bir şekilde yaşar. Yani hep düşünsel alemde yaşadığı için ve o düşünsel alemin içsel barışını korumak için çok fazla duvarlar öner. Ve gerçeği ona da gösterdiğinizde en zor uyanması en zor olan kişiliktir esasında. Burada önemli olan şey her tip biriciktir, eşsizdir ve hiçbiri birbirinden daha iyi ya da daha kötü değildir, üstün değildir. Bunlar hayata bizim çeşitli şekilde tepki verme yöntemlerimizdir. Bu şeklin baktığımızda bu şekil var ya burada barışçı yani meydan okuyan barışçı reformcu bunlar içgüdü ile çalışır. Yardımsever başaran bireyci ise bunlar his yani kalp merkezidir. Araştırma, sağlık ve iyilik keyfi ise akıl baskın kişiliklerdir. Ve burada bunlar da üç merkezdir bir nevi. Ve bahsettiğim gibi daha önceden ilahi fikirlerden, ilahi erdemlerden insan ego özdeşleşmesiyle ki bunun temelinde temel korkular vardır. O tutkularla insan yavaş yavaş içinde bulunduğu kaba aşık olarak özünü unutur. Bu sistem esası bunu söyler. Bunun gelişim anlamında şunu söyleyebiliriz. Mesela burada sadece bir örnek. İki yardımsever stres anında 8'e kayar. Yani istediğini almak için bir anda o Cengiz Han karakteri gibi baskıcı olabilir. Ama mutlu, rahat, sakin olduğunda ise o sanatsal kişilik olan 4'e yürülür. Bunun ne kadar başarılı bir analiz olduğunu anlatamam. Çünkü baktığınızda kişilik tipinizi öğrendiğinizde bu inanılmaz derecede bir şey veriyor. Çünkü hepimizin düştüğü ve yükseldiği anlar var. Bunu anlamak açısından çok önemli. İleri kullanımında diğer kısım şu önemli. Enneagram sembolünü 3 boyuta indirgeyip 3 parçaya ayırdığımızda en altı bizim bir nevi psikiyatrik seviyeler. Her insan ortalama seviyendedir. Üst tarafta bir nevi insanın ego bilincinin yüksek halidir. Yani şunu şöyle düşünün. Bir top gibi, küre gibi düşünün. Yukarıdan hakikatin nuru yansıyor. O yansıyan ışık tarafı bizim üst bilincimizin potansiyeli olan sağlıklı seviyelerdir. Egonun sağlık seviyeleri. Egonun ortalama seviyeleri, egonun artık gölgelenmeye başladığı noktadır. Karanlık seviyeleri ise egonun psikiyatrik karanlık sadece cehalet değil, zarar verici seviyeleridir. Ve insan gün içinde yükselip alçalsa bile ortalama bir seviyesi vardır. Ve her bir 9 seviyeyi o kadar güzel açıklamış ki en üstteki birinci seviyenin ne olduğunu okuduğunuzda kendi benlik kilidinizi kırmakla ilgili çok büyük fırsatlar veriyor. Bu mesela beni her zaman için çok etkilemiştir. Enneagramın ileri kullanımında şöyle bir 3 tane güzellik var. Bir tanesi psikolojinin nesne ilişkisi dediği. Bizler reddedilme, hayal kırıklığı ve bağlanma üzerine çalışıyoruz. Yani Enneagram 2-5-8 reddedilme üzerine yaşıyor ilişkilerini. Yani bir nevi anne baba iletişimine dayalı olarak hayata nasıl tepki verdiğimizle alakalı. 1-4-7 hayal kırıklığıyla tepki veriyor. 3-6-9 ise bağlanma. Bunu anlamak gerçekten bazı temelleri anlamak için önemli. Tabii de şu var, Hornevian dedikleri enagramda bir şey var. Temel ihtiyaçların karşılanma tarzı ve sosyalleşme tarzımız. Burada baskıcı, içe kapanık ve görev baskın tarzlar ortaya çıkıyor. 3-7-8 baskıcı, 1-2-6 görev baskın ve 4-5-9 ise içine kapanık tarzlar. Yani bizler sosyalleşirken hayata verdiğimiz tepkiler, kişilere verdiğimiz tepkiler burada ortaya çıkıyor. Bir de kişinin çatışma yönleri var. Ki çatışma yönleri çok önemli çünkü zorlukların üstesinden gelme tarzıyla alakalı. Rekabetçi, bir nevi karşı tarafa yoğunluk veren, baskı yapan ve de olumlu tepki veren tarzlar. İşte olumlu tepki verenler, yani olumlu yöntemlerle pozitif psikoloji kullananlar 2-7-9 olarak geçerken sadece rekabet bazlı yapmaya çalışan 1-3-5 olarak geçiyor. Ve yeri geldiğinde çatışmada duygusal yoğunluğu kullananlarsa 8-6-4 olarak geçiyor. Yani o incinevlik üzerine oynayan kişilikler. Şimdilik mesela bunu diyebilirim. Bir de SAP, ne diyor, 3 type dedikleri
çok yeni bir ekol var. Buradaki Enneagram'ın o 4096 tane olan kombinasyonunu daha da zenginleştiren yeni bir şey, ama çok daha yeni çıkan bir şey olduğu için bunun üzerine çok da durmaya gerek yok. Dediğim gibi bu başlı başına 2-3 saatlik bir çalışma atölye konusu esasında. O yüzden biraz daha hani dinleyici olmamak için biraz daha bunu böyle hafif geçmeyi tercih ediyorum. O zaman şu soruyla devam edelim. Kadim ezoterik ekolle enegramın ne ilişkisi var diye. Kadim ezoterik ekol ile esası şöyle bir şey var. Kabala ile çok alakası var. Mesela Kabala'daki bu yaratılış ağacını sefrotlara baktığımızda, Keter'in nasıl o ikiliye kopmafi bina geçip ondan sonra melakut alemine kadar düşmesi bunu mesela çok güzel anlatıyor. Yani çok büyük benzerlikleri var. Kabala'nın mesela hermetik Kabala tarafı diyelim yani. Çünkü bir hermetizmle Kabala'nın birleşip yavaş yavaş o Yahudi ekolünden beslenmesi bir hermetik Kabala'yı oluşturuyor. Çok benzer bir şekilde Kabala'nın anlattığı gibi kişilikleri anlatan bir sentezi var. Ama tabii birebir aynı değil. Onun dışında Rasatsın bunu şey anlatmıştı bana. Mısır'daki tanrılar panteonunun da Kabala ile ve Enagram'la ilişkisinden bahsetmişti. Mesela Atum Ra'nın nasıl Şu ve Tefret'e dönüştüğü, onun da işte çocukların Geb, Nut, sonra Osiris, Isis ve Set ve Neptis olması gibi bütün Kabala ile bunu inceleyen birisi. Mısır'a çok sık giden ve çok ciddi çalışmalar yapan birisi. Yani kadim olarak da Gnostik felsefenin, Gnostisizm felsefenin, Gnostisizmin 7 ölümcül genelinden nasıl etkilendiğini zaten anlatmıştım. O yüzden bütün bunlara baktığınızda modern ekol yani psikoloji ile kadim Budizm ve Gnostisizmin çok güzel bir birlikteliği diyebiliriz. Üstad, son sorum olsun. Çok hani aydınlatıcı bir çalışma oldu. Kendi adıma kafamdaki birçok soruyu seninle beraber en azından cevaplayabildim ben şu an için. Peki enegramı hangi alanlarda kullanabilir? İnsanlar kendilerini geliştirmek adına olsun, tekamül yolculuğunda olsun, nasıl kullanabilir? Esasında kişisel gelişimde kullanılabilir. Kendi ruhsal yolculuğumuzda kendimizi tanımak ve başkalarına yardım etmek için kullanılabilir. Liderlikte kullanabilir. Kitap yazmak, film yapmak da zaten konuştuk. Zaten bunun ötesinde düşünmüşler. Suçlu profilini takip edelim ya da demişler. Bu bütün şeylerde kullanabilir. Ama bence en güzel kullanım yeri tekamül içindir. Mesela Enneagram'ın şöyle bir güzelliği var. Diyor ki bu 9 tipin 9'unun da dönüşüm için yapması gerekenleri vermiş. Çünkü fıtrata göre vermiş. Demiş ki tip 1'in çıkışı kabullü olur. Tip 2'nin kendini beslemek ile, tip 3'ün olduğu gibi olmakla, tipini oynuyor ya tip 3. Tip 4'ün sanatsaldır, içine dönüktür ama yargılayıcıdır. Affetmek ile olabilir. Tip 5 hep araştırır ama araştırırken o da bir hep dili dışarıdadır. Ne zaman empati duyar, anlamaya başlar, o zaman hakiki bilgiye ulaşabilir. 6 sadık ama korkudan dolayı sadık. Onun çıkışı cesaretledir. 7 ehli keyif, yani çiçekten çiçeğe konan, onun kendine sunulan güzellikleri tanrısal ikrama takdir etmesidir. Yani ve 8 o güçlü kişilik, baskın kişilik, ne zaman kendisi olduğu gibi olur ve incinilebilir olur. Yani kendi maskelerini bırakır, kendine teslim olur. O zaman işte çıkışı başlar. Yani gücü kalkanları var ve çok güçlü. Ne zaman kalkanlarını bırakır, o zaman olur. 9 barış sever dedik ama barış severin en büyük sıkıntısı neydi? Ayna tutmaya gelmiyor. Kendini, özünü hatırlaması gerekiyor. Ve doğal olarak da bu üst mertebelere ulaştığında tip 1'in bilgeliğinden geçilmez, yenilmez. Tip 2'nin o koşulsuz sevgisinden yenilmez. Tip 3'ün o değerlilik hissinden, tip 4'ün yüceliğinden, tip 5'in sezgisel bilişinden, tip 6'nın o tanrısal iradeye bağlanmasından yani imandan, tip 7'nin mutluluktan, sebepsiz mutluluktan gelen neşesinden, tip 8'in o hani içten gelen
yıkılmaz gücünden ve de tip 9'un o bütünsel bakış açısından yenmez. Güzel olan şu, bütün tipler içimizde var, sadece birisi baskın. Yine diyorum, bütün hepsi var içimizde, sadece bir tanesi diğerine göre baskın, bizim fıtratımız, ama hepsi içimizde var. Yani bir nevi ilahi bütünlüğün anlatımı, ilahi potansiyel, özümüzün potansiyelinin anlatımı bu. O yüzden bu mesela bence çok önemli bir şey. Çünkü her bir tipin neler neler yaparak çıkabileceğini anlatıyor. Diyor ki bir gerçeği kabullenecek diyor. Ondan sonrasında iki diyor kendini sevecek diyor. Üç diyor sahici bir şekilde alçak gönüllü olacak diyor. Ondan sonrasında dört kendini affedecek. Beş şefkat ve açıklığı yaşayacak. Altı cesur ve özgüvenli olacak diyor. 7'ye baktığımızda şükran ve minnetkarlık sunacak. 8 ise açık kalple kendini teslim edecek. Yani fedakarlık, feragat. 9 ise özünü, potansiyelini hatırlayacak diyor. Esasında bütün ama bütün insanlığa verilen bence çok güzel mesaj. Bugün enegram kavramını konuştuk. Yazar ve koç Kenan Kolday'la beraber. Hocam konuşamadıklarımız mutlaka kalmıştır. Çünkü çok derin bir konu bildiğim kadarıyla. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa ben yayını kapatmak istiyorum. Müsaadenizle. Tabii ki. Yani dediğim gibi enagram incelenmesi gerektiğini düşündüğüm bir konu olduğu için bugün konuşmak istedim. Özellikle bugün Hristiyan aleminde daha çok ön planda olduğu için ve Gnosis'inle etkilen içinde çok olduğu için biri geldiğinde bir tarafa atılan bir sistem. Fakat dediğim gibi filmler yazıldığı, istihbaratçıların bile kullandığı bir sistem. Sufizmle harmanlanmış bir sistem. Budizm içinde olan bir sistem. O yüzden de çok ciddi olarak bence bu sistem incelenmeyi anlatıyor. Çünkü hani hakikatten başka din yoktur der Madame Blavatsky, Teozofi'nin kurucusu. Bizler de hakikati doğru gitmek istiyorsak sonuçta suretlerden ya da elbiselerden sıyrılmamız gerekiyor. O yüzden de bu sistem çok ama çok güzel belli şeyler sunuyor. Biliyorum çok fazla bir şey detay anlatmak mümkün olmuyor. Belki önümüzdeki dönemde bununla alakalı bir atölye çalışması yaparız Hakan Üstad'ımla beraber. O zaman evet, işte aslında müjdeyi de buradan verelim. Artık Ezber Bozan Akademi'de Kenan Kolday'da bundan sonra katkı vermeye devam edecek. Ve yine Ezber Bozan ailesinin içinde eğitimlerine devam edecek müjdesini de verelim hocam. Çok sağ olun. Sizlerle beraber çok daha güçlü olarak yolculuğumuza devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkürler hocam. Hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Sizler de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.